aratolgozbek.com izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Her gün saat 19'da koronavirüse özel yaptığımız yayınlarda bugün bir duayen spotter, hava yani havacılık fotoğrafçısıyla sizleri tanıştıracağım. Çoğunuz ismini biliyorsunuz, çektiği kareleri hatırlıyorsunuz. Belki hani ismen unutmuş olabilirsiniz ama Emin Fındıklı bu akşam beraber hayat hikayesini inceleyeceğimiz, fotoğraflarına bakacağımız ve gökyüzünden o muhteşem karelere bizlere nasıl çekiyor, biraz da bu işlerin detaylarını sizlerle konuşacağız. Spotter demek, havacılık fotoğrafçılığı demek ve bu işi Türkiye'de yapan ilk spotterımız Emin Fındıklı ile beraberiz. Emin abi, biz yıllardır tanıyoruz, o yüzden abi kardeş şeklinde konuşmamızı yapacağız. Tabii ki. Emin abi hoş geldiniz. Tabii ki. Hoş bulduk Doğuz Hocam. Sizlerle bu akşam havacılık ve fotoğrafçılık dolu güzel bir sohbet yapacağız. Biraz sizin eski sandığınızı açacağız. O siyah beyaz günlere bir gideceğiz. O karelere doğru bakacağız. Gidelim. Emin abi, konuştuğumuz zaman ilk hava uçak fotoğrafını 1964 yılında çektiğini söylemiştim bize. 56 yıllık bir spotter macerası var. Allah sağlık uzun ömür versin. Daha nice kareler çektiyoruz. Tabii inşallah. 1964'te ilk çektiğiniz uçak fotoğrafı abi hatırlıyor musunuz? Gayet tabii. 64 senesinde sınıf geçme hediyesi olarak bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf sanatında tanıştım. Fotoğrafın büyüsüne takıldım. Hemen birkaç ay sonra agrandizörümü, karanlık oda malzemelerimi aldım. Filmlerimi kendim aldım, kendim basmaya başladım. Çok güzel bir uğraşıydı o gün için benim. O yıllarda pilot olan amcam Ankara'da güvercinlikte pilot idi. Karahavacı değil mi? Karahavacılıkta, topçu pilottu. Direkt oradan başladım. Önce bütün uçakları yerden yere, daha sonra zamanın içinde uçarak yine amcamla ve arkadaşlarımla havadan yer şeklinde fotoğrafları çekmeye başladım. Tabii belli bir süre sonra oradaki fotoğraflar işim bitince ki yıllar sonra yine devam ettim. Ancak tabii fotoğraf çekmek için farklı yerler aramaya başladım. Bunlardan ilk aklıma gelen Ankara Esenboğa Havalimanı'ydı. Zaman zaman işte oraya gittim. O yıllarda hava yollarımızın kapasitesi çok düşük, uçak sayısı çok azdı. 3-4 saatte bir uçak gelirdi. O da işte F-27 idi hatırlarsın. Arada bir Vaykant'ımız gelirdi yine hava yollarının. İşte 10 günde bir kalkış yapan Panamerikan veya Orta Doğu hava yollarının uçaklarını çekiyordum. Zaman zaman Amerikalıların burada yaşayanları destek uçakları geliyordu. İşte C-141'ler falan. Onları çekiyordum. Orayı da o şekilde zaman zaman gidip hallediyordum. Tabii Ankara'da olmanın en büyük avantajı hipodromda büyük uçuş gösterilerimizin olmasıydı. Sürekli olarak gidip onları çekmeye başladım. Ben bir lafınızı böleceğim Emin abi. Şimdi Esenboğa'ya giderken, çekerken o yıllar şimdi böyle havalimanına elinde makineyle yaklaştın mı polis yani evet. Bakıyor. Tabii ki bu bir sonuçta şey, elinizi kolunuzu sallayıp mı gidiyordunuz? Nasıl yapıyordunuz? O zaman var mıydı güvenlik? Valla Tolga, direkt kapıdan giriyorduk. Güvenlik diye, araba diye, böyle X-ray diye falan bir şey yok. İşte 15-16 yaşında çocuk, boynumda makinemle giriyordum işte terminal binasına. Aşağıya iniyordum. Aşağıdan aprona çıkıp aprondan çekiyordum. Hiç öyle camdan falan çektim hatırlamıyorum. Zaten fotoğraflarımı görürseniz yer seviyesindendir. Yani aprona çıkıyorsunuz. Yani bugün aprona çıkıyorsunuz. Tabii kimse. Bir spotter için sivil havalimanında çok zor. Tabii. Üste girebilirsiniz ama havalimanı apronla amatör, işte, hobi amaçlı tabii yaklaşan çok zor gerçekten. Tabii. İyi ki çekmişsiniz tabii o zaman. Ya Tolga'cığım tabii o yıllarda belki bir semtte, belki bir mahallede fotoğraf yoktu. Fotoğraf çeken yoktu. Bir fotoğrafçılar vardı. Vesikalık çekerdi, haftalık çekerdi. Onun da bir fotoğraf makinesine gelen birini artık beni gazeteci mi sanıyorlardı, ne sanıyorlardı bilemiyorum. Herhalde zararsız diyorlardı. Ondan sonra gidip çekiyordum. Şimdi havaalanı tarafını da bitirdikten sonra enteresan bir şey anlatacağım. İşte 65'li 70'li yıllarda Amerikan Birleşik Devletleri'nin 6. filosu vardı. Hatırlarsınız. Evet. Sonunda protestolarla kovulduğu dönemlerden önceydi. Amerika'nın 6. filosu uçak gemisi geldiği zaman ben direkt İstanbul'a akşam otobüse binerdim ki otobüs 10 liraya götürürdü. Biz ona kelle koltukta derdik. Öyle bir hızlı giden bir sistemdi.
sabah İstanbul'a inerdim, hangi yere uçak demirlediyse onun karşısına giderdim. Tabii giderken de subay olan babamın dürbününü alırdım. Ben sabahtan oturdum, akşama kadar güneşin altında, ondan sonra da uçak gemisindeki uçakları seyreder. Şimdi o zaman şöyle bir şey varmış uçak gemilerinde. Demir atıyor fakat sabit kalmıyor. Kendi etrafında dönermiş ağırlar ki dönüyordu. Yaklaşık bir saate kadar. Neticede ben evire çevire dürbünle çok güzel bunları seyrediyorum. Neleri seyrettim dersen, başta baba F4'ler, F8'ler, A6 intruderler, E2'ler, E2-3, S2'ler. Bunlar evire çevire bütün gün seyrederdim. Otobüs atlar gelirdim. Ertesi okuluma giderdim. İşimi yapardım filan yani. O dönemler çok güzeldi. Evet. Tabii fotoğraf çekerken sonrasında 1967 itibariyle Hava Dergisi var ve Hava Dergisi'ne fotoğraflar çekiyorsunuz. Yazılar var. Karikatürler var. Ya. Evet, evet. Bir olayın da hani böyle şimdi, bir gazetecilik boyutu. Evet, 67 senesinde tesadüfen Hava Kuvvetleri'nden bir abimle tanıştım. En azından dedim, madem bu kadar meraklısın, biraz kalem oynat, bize karikatür çiz dedi. Tamam dedim. 67 senesinde Hava Kuvvetleri'nin dergisinde ilk karikatürüm yayınlandı. Bu 70-71 senesine kadar gitti. Çok enteresandır. Daha Türkiye'de telifin tesisi bilinmezken, şurada 5-10 senelik bir mevzu. O zaman itibariyle bana karikatür başıma 5 lira para verirler. Çok enteresan. Süper. Ciddi şekilde kağıda imza atardım, paramı verirlerdi. Hatta birkaç defa o dönemde bu dergiye bakan başkanlıkta görevli olan rahmetli ve eski Hava Kuvvetleri komutanımız Siyami Taşlan'ın elinden 5 lira mı aldım? Ne güzel. Tabii hemen gidiyordum, bununla da film alıyordum, banyolarımı hazırlıyordum ve sistemi devam ettiriyordum. Şeyden gelen telifler yine sektöre doğru bir dönüş yapıyor. Doğru. Evet. Ki o günlerde insana Hava Kuvvetlerimizin böyle bir hakkını ödemesi çok enteresandı. Hiç unutulacak şey değil. Tabii sizin havacılığınız bir de 1901 yıl sonra, 1968'de paraşütçülük ve model uçakçılıkla birlikte bir uygulamaya geçiyor. Biraz da ondan söz eder misiniz? Tabii. 68 senesinde Ankara'da Kurtuluş Lisesi'nde havacılık kolunu kurdum. Maket uçaklar yapmaya başladık. Tabii paraşüt takımını kurup Türk Hava Kurumu'nda 21 defa C-47'den T-10'larla atlayış yaptım. Bu da benim için unutulmaz bir andı. Şu anda Ankara'da Hava Müzesi'nin olduğu bölgenin yolun tam karşısında Ergazi derdik. Oralar tamamen tarlaydı. C-47 ile çıkardık, irtifamızı alırdık 400 metre. Döner Ergazi'ye atlardık. Otobüsü beklemeden paraşütlerimiz üzerimizi alır, yürüyerek İstanbul yolunu kat eder, gelir öğlen yemeğimiz yer, akşam eve döner, dağılırdık. Şimdi paraşüt atladığımız yerlerde araba sürmek bile mümkün değil. Evet, o kadar büyük bir trafik var, doğru diyorsunuz. Değişiklik var, evet. Sizin çektiğiniz fotoğraflar var ama bir taraftan Türk Hava Kurumu'nda paraşüt ve model uçak ve arkasında da plastik model uçak günleri var. Babür abi de tabii burada saygıyla kulaklarını çınlatalım. Biraz plastik modellerden de ben bahsetmek istiyorum. Dünyada bir Türk olarak IPMS'tir bunun yarışmalarını dünyada yapan önemli bir kuruluştur. IPMS'in Amerika'da hangi yarışmasına gidip bir de ödülüm var. Biraz lütfen bir kısaca bize anlatır mısın? Evet. 89 senesinden başlayıp arka arkaya 3 sene Amerika'da IPMS'in yani International Plastic Model Society'nin yani uluslararası bir maket birliğinin yarışmalarına katıldım. Buna ilk katıldığım yarışmada F-16 kokpit maketimle mansiyon kazandım. Maketim çok beğenildi. Bu hareketli bir maketti. Pedalları çalışıyordu. Bütün ışıkları yanıp sönüyordu. Gerçi birebir yakın bir maketti. Ki maketçiliği de zaten ben Ankara'da 68 senesinde başladım. O zaman ithalden edilmezdi. İşte Amerikan pazarlarında kaçak uçak satılırdı. Oradan başladım. Zaman içinde çok büyük 250-300 uçaklık bir hazır maket koleksiyonuna sahip oldum. Bugün artık maket yapıyor musunuz peki? Valla biraz gözlerimde bir zayıflama var ama torunumu yetiştirmeye
niyetim var. İnşallah yakında başlayacağım. Merak etme. Ama jüri olarak yarışmalara katkılarınızı devam ediyor. Onlara da devam diyoruz tabii. Yani. Sağ olsunlar. En azından jürilerde gerekeni yapıyoruz. Güzel arkadaşlarla güzel çalışma yapıyoruz. Doğruları tespit ediyoruz. Evet. Sizlerin tabii bu dönemler içerisinde o dönemler hem bütün Türk havacılığı için kare force dönemi galiba 70'den evet. sonra yuvarlak force'a. Tabii. Yani aslında tabii. o yıllarda çektiğiniz fotoğraflarla da bir bakıma tarihe çok önemli bir şey vurmuşsunuz. Evet. Bir tanıklık etmişsiniz. Çünkü ülkemizde pek fotoğraf meraklı silahlı kuvvetlerimizde sivil havacılığımız içine geçerli pek yok. Kimse yok, uçtuğu evet. uçakların güzel fotoğraflarını, hava hava fotoğraflarını, yerde fotoğraflarını hep yasak. Kuyruk gözükmesin, şunlar bunlar gibi dertler. Evet. Biz bunları, numaralar gözükmesin. Numaralar gözükmesin. Siz bunları gerçekten belgelemişsiniz. Bizler de tarihle ilgili bir araştırma yaparken fotoğraflarınız önümüze geliyor. İşte bir bakıyoruz bir kitap kapağı oluyor. Bir tarihe neyi yapmışsınız da çekmişsiniz diyorum. Evet, sonrasında sizin 1974'te başlayan bir TRT maceramız var. Yani evet. hobi bir yanda da profesyonel bir iş hayatına geçiyor. Evet tabii. 74 senesinde TRT'ye başladım. 35 sene fotofilm uzmanı olarak görev yaptım. Yine mesleğimle ilgili fotoğrafta filmdi. Yapım işlerine doğal olarak girdim. Kameramanlık yaptım. 2008'de de emekli oldum. Ama mesleğimden, sevgimden emekli olmadım. Onu söyleyeyim. O zaten emekli olunmayacak bir şey yani. Olunmayacak. Evet. Evet. Allah sağlık versin, sıhhat versin ve bunlar devam etsin diyoruz. Siz bu dönemde çektiğiniz, hazırladığınız, çok özür dilerim, sergileriniz var. Nerelerde sergiler açtınız? Biraz da onları anlatır mısınız? Tabii. İlk sergimi Hava Kuvvetleri'nin girişinde açmıştım 89 senesinde. 3 sene önce Tayı'da açtım sergimi. En son bu senenin başında Hava Kuvvetleri karargahında 50 fotoğraftan oluşan güzel bir sergiyi açtım. Umarım sergiler sadece Ankara'da kalmaz, başka şehirlere de gelir. İstanbul'a da umarım sergi gelir ve sizlerle de görüşme imkanımız olur. Şimdi tabii ki. Bir son yıllarda tabii siz son 30 yıldır diyelim belki 40 yıllık dönemde hava kuvvetleri fotoğraflarına ağırlık verdiniz. Özel izinlerle üsleri ziyaret ediyorsunuz, çekimler gerçekleştiriyorsunuz. Tabiri caizse Emin abi gel diyorlar size. Siz ekipmanınızı sırtınıza yüklüyorsunuz büyük bir özveriyle. Sağ olsunlar. Evet. Ve gerçekten bir dönemi de fotoğraflayarak tarihçesini oluşturuyorsunuz. Bu süreçle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Çünkü uçak fotoğrafları yani arkadaşlar olmadı bir daha bir inin kalkın şuradan bir daha bir geçin diyemiyorlar. Nasıl bir hazırlık dönemi içerisinden geçiyorsunuz? Çekime gitmeden önce ekipmanlarımın sağlıklı olmasını hazırlıyorum. İşte objektiflerimi, sensörlerimi temizliyorum, bataryalarımı destekliyorum, kartlarımı boşaltıyorum, hazırlıyorum. Eğer çok planlı bir görev ise gitmeden önce Ankara'dan arkadaşlarla konuşuyoruz. Neyi, ne zaman, nerede, nasıl çekeceğimizi karşılıklı konuşuyoruz. Eğer tam anlaşmayı sağladığımız şekilde arkadaşlarımız her şeyin hazır olduğu söyledikleri zaman ben yola çıkıyorum. Esasında her şey hazırsa ben yola çıktığım zaman beynimden bu fotoğrafı çekiyor. Ancak sahaya indiğim zaman ki arkadaşlar her şeyi hazırlamış oluyorlar, sadece deklanşöre basıyor. Bu planlı işlerde karşılıklı anlaşmak, güzel bir briefing yapmakta büyük fayda var. Her şey daha rahat, daha kolay oluyor. Hazırlığınızı yaptınız, kafanızda kurdunuz her şeyden önce. Kareyi kafanızda çektiniz, o çok güzel bir söz. Peki. Geldiniz, çalışmanızı yaptınız. Peki bu çekmekle bitmiyor bu işler. Bu fotoğrafların işlenmesi, sunulması biraz da o süreçleri anlatır mısınız? Tabii şimdi çektiğimiz fotoğrafları eğer vaktimiz var ise arkadaşlarla hep beraber değerlendiriyoruz. Hangisini seçeceği konusunda ben zaman zaman yardımcı oluyorum. Fotoğrafların üzerinde görmek istediğimiz şeyi gördüysek mesele halloluyor. Fotoğrafları teslim ediyorum. Kuvvetin birimleri kendi içinde sosyal medyada veya filo içinde değerlendiriyorlar. Emin abimiz, ben izleyicilerimize biraz bilgi vermek istiyorum. Şu akıllarına şey gelebilir, yani niye gidiyor?
Emin abi bir havacılık aşığı bir insan. Hani uçak gemisini görmek için gece otobüse binip bütün gün dürbünle seyredebilen bir insan ve aradan geçen bu 56 yıllık süreç içerisinde hiçbir değişiklik yok. Hala bu aşkıyla, hani hiçbir bila bedel, tamamen havacılık aşkı, hava kuvvetleri sevgisiyle yaptığı bir iş. Bunun için de biz her zaman ona çok teşekkür ediyoruz. Çektiği kareler ve hala da böyle objektifi hala çok keskin ve hiçbir zaman hani bizlere çok şey öğretmiş her açıdan bir abimiz. Bunu da ben belirtmek isterim. Bu çekimler sırasında Emin abi hiç başınıza enteresan bir olay geldi mi? Bir sürü olay gelmiştir ama ben şu kuş çarpan F-16'yı sormak istiyorum size. Onun bir hikayesini dinlerim sizden. Olay yeri Bandırma. 2009 senesinde gerçekleşti. İkili F-16'nın kalkışı vardı. Ben yine pistin ortasında olmam gereken yerde pozisyonumu aldım. Tolga, ben çekimlere uçak kalkış çekimlerinde uçak bana 150 metre kaldığı sırada, mesafede sürekli çekim yapıyorum. O da saniyede 4 kare. Uçak önümden geçerken çekimi yapıyorum. Uçak çekiyor. Tekerlekleri alma sırasında da çekimi bitiriyorum. En azından nozuldan AB alevini falan çekiyorum. O gün lider kalktı. İkinci uçak fren bıraktı. Bana yaklaşmaya başladı. Ben yine saniyede 4 kare çekim yapıyorum. Önümden geçti. Sağ tarafta yükselmeye başladığı sırada tabii obturatör açılıp kapanıyor. Ben bunu böyle bir kesik kesik film olarak seyrediyorum. Uçağın burnunun altında 4 tane güvercin gördüm. Uçağın burnu havaya doğru gittiği için ben uçak burnunun üzerinden geçecek. Öyle bir perspektif açısında hissediyorum. İki boyutlu gördüğüm için vizörden. Derken kare devam ediyor. Uçağı takip ediyorum. Birdenbire uçağın egzozundan böyle parçaların çıktığını gördüm. Yine çekime devam ettim. O anda refleks olarak şunu düşündüm. Dedim acaba AB'de bir bozulma, alev uzaması veya bir kararma, duman olacak mı? Olmadı. Yine ben çekimi yaptım. Birkaç saniye sonra kestim. Kafamı kaldırdım. Çıplak gözle dışarıya baktım. İki tane güvercinin havada çırpındığını, jet başa takılıp savrulduğunu gördüm. Sonra uçak normal gitmeye devam etti. Hemen filoya döndüm. Arkadaşlar dedim, bakın böyle böyle bir olay var. Bunu değerlendirelim. Bir seyre koyduk, baktık. Evet. Dört tane güvercinden ikisi havadaydı. İkisinden haber yoktu. Hemen biz kule üzerinden uçakları aradık. Tabii uçaklarda biliyorsun Bandırma Çanakkale arasında. Bandırma arasında eğitim görevine başlamışlar bu arada. Arada geçen bir 10-15 dakikamız var. Sonra lider 2 numaranın koluna giriyor. Bakıyor ki sol iniş takımı kapağından başlayan kan izleri. Hemen biraz sonra işte iki uçak Salimen emergency deklar edip Salimen meydana indiler. Gidip 2 numaranın sol iniş takımının kapağının ön tarafına iki tane güvercini saplandığını gördük sistemlerin arasına. Ve oradan itibaren akıl almaz bir kan uzmelerini nozula kadar aktığını gördük. Bu arada FOD ekibi veya Yamaha ekibi pist üzerinde iki tane güvercinin tüylerini ve kafalarını buldular. Çok enteresan bir kazaydı. Kaza engellendi belki. Dünyada ilk defa olduğunu sanıyorum. Bugüne kadar kuş çarpmalarında genelde indikten sonra olur ama ben çarptığı anı 25 saniye arayla çektiğime inanıyorum. Bir bakıma da tamam spotterlık, havacılık, fotoğrafçılığı bir hava aracının güzel olan güzel pozlarını koyuyor ama burada da uçuş emniyetine ne kadar önem verdiği, dikkatli bir gözün neler gördüğünü de ortaya koymuş oluyoruz. Evet. Bu da evet. Çok önemli. Gerçekten havacılık tarihinde yer alacak bir şey. Tabii şimdi bunları söylüyorum size ama bunların da ben de haberlerini yaptım çeşitli yayın organlarında. Çok iyi. Bir Pars Filo olayı var. Pars Filo'yu arkadaşlarımız Blok 50 Plus'larla son yıllarda tanıyorlar ama onun öncesinde Blok 40 ve 50'ler varken Anadolu Pars'ını siz bulup o tahnit edilmiş hayvanı filoya kazandırdınız. Biraz da bir onu sizden dinleyebilir miyiz? O çok güzel bir olay. Ankara'da bir pilot arkadaşım Ankara Hayvan Bahçesi'nde bir parsın tahnit edilmiş olduğunu haber alıyor.
Biz bu haberi alınca Ankara'daki Hayvanat Bahçesi'nin deposuna gittik ve bu Anadolu Pars'ını bulduk. Pars'ın durumu çok iyiydi. Ankara'da hemen hemen son tahnitçi olan bir insanı bulduk. O bazı röportajlarını yaptı. Biz bunu Diyarbakır'a götürüp filo gecesinde, filonun gecesinin başlarken güzel bir sunumla Pars'ımızı layık olduğu filoya devrettik. Tabii ben bunun o zamanlarda çok güzel resimlerini çektim, fotoğraflarını çektim. F-16'nın önünde, işte abi kardeş şeklinde. Belli bir süre sonra Kuşadası Doğayı Koruma Derneği'nde görevli bir arkadaş beni aradı. Bu Pars'ı nereden bulduğumuzu, ne yaptığımızı sordu. Ben de olayı anlattım. Fotoğrafları istedi. Onların dergisinde yayınlandı. Ve ben Pars'ın hikayesini ondan öğrendim. Çok enteresan bir şey. Bu Pars 1952 senesinde Kuşadası'nda kurt veya ayı kapanıyla yakalanıyor. Oo. Yaraları tedavi edildikten sonra 54 senesinde Ankara'ya getiriliyor. 54 senesine kadar Ankara Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor. İsmi de Efe'ymiş o yıllarda. Efe. Torunumun adı aynı zamanda. işte 54 senesine kadar yaşıyor ve öldükten sonra da çok iyi bir tahnitçi saklanıyor ve bugünlere kadar geldi. Layık olduğu yerde de duruyor şu anda. Pars filoya terörle mücadelenin böyle kahraman filolarından Diyarbakır 8. Anajete ve Pars filoya selamlarımızı iletiyoruz. O Anadolu Pars'ına iyi baksınlar. Baksınlar. Efe'me iyi baksınlar. Efe'me işte laf sizden geldi. Süpersiniz. Şimdi filolarla ilgili konuştuk. Birçok insan, birçok arkadaşımız geçtiğimiz günlerde soruyorlar bize. Sıtkı Atasoy kardeşimizle çok güzel bir spotter muhabbeti yaptık. Sizlerden de dinlemek isteriz. Bu spotterlık işte artık dijital makineler var. Şimdi anlatıyorsunuz siz. Evet. Agrandizörler, filmi banyo baskı yap, baskı falan filan öyle çektiğini görmek günler sürüyor. Veya saatler sürüyor en iyi ihtimalle. Şimdi tabii. Dijital basıyorsun anında geliyor. Bir de o kötü fotoğrafları da o dijital daha makineden Photoshop atmadan muhteşem hale getiriyorsunuz. Bu dijital tabii. Makinelerin herkeste olmasıyla birlikte, cep telefonlarıyla birlikte bu spotterlık işine de meraklı arkadaşımızın sayısının arttığını görüyoruz. Havacılıkla ilgilenmeye başlıyorlar. Bunlar da bizi memnun ediyor. O arkadaşlarımıza ne önerirsiniz? Yani hani bir azıcık uçağı bilmek lazım değil mi çekmek için? Evet, tabii. Şimdi bizim modelimiz uçaklar, dekorumuz hava üssü, hava alanı. Biz buralara fotoğraf çekmeye girdiğimiz zaman özellikle buradaki emniyet kurallarına askeri azami dikkat etmemiz lazım. Burada her şey dakik olarak devam etmekte. Hiç bu sistemi tabiri caizse çomak sokacak, çöp sokacak bir davranışta bulunmamamız lazım. Başımızda mihmandarlarımızın bize ne söylüyorsa harfiyen yerine getirmemiz lazım. Bize bu hizmeti veren insanlara önce saygıyı, sonra güveni vermemiz lazım. Bir kişinin yapacağı hata çok ölümcül olabilir. Çok çok dikkat etmemiz lazım. Havacılıkta her şey %100. Kural ihlali yaptığınız %100. Zaman kazaya davetiye çıkartıyorsunuz. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Evet. Peki arkadaşlara işte bakıyoruz artık hani dijital fotoğraf makineleri de iyi makineler, objektifler çok pahalı. Hı hı. Neyle başlasınlar mesela? Ona bir fotoğrafçılık büyüğü olarak ne önerirsiniz? Estağfurullah. Şöyle söyleyeyim. Objektifi belli bir aralıkta olan işte 50 milimden 80-100 milim arasında olabilecek bir fotoğraf makinesini tavsiye ediyorum. İlk etapta yüksek zoomlu veya çok geniş açıya gerek yok. Mühim olan bir fotoğrafı sağlıklı ve net çekebilmek, bunu çektikten sonra her zaman bunu büyütmek, işlemek, kullanmak kolaylaşacaktır. Onun için fazla büyük masrafa gerek yok ama bildiğimiz gibi SLR dediğimiz objektifi değişen bir makineyi almalarında fayda var. Eğer yaptıkları işten memnun olmazlarsa fazla bir yatırım yapmamış olabilirler veya başka bir şey çekebilirler. Ama ilk etapta bizim fotoğrafta düşündüğümüz şey bir fotoğrafı net çekebilmek. Her net çekilen fotoğraf bir şekilde basılabilir, büyütebilir, değerlendirilir.
Böyle başlamalarında bence fayda var. Aşama aşama kaydettikçe kendi şeylerini aşmak için daha iyi makinalara, imkanlara doğru gelirler değil mi? Zaman içinde olacaktır. Tabii ki. Tabii ki. Emin abi ilk fotoğrafı çektiğin zaman tepemizden F-84, G'ler, F-86'lar geçiyordu değil mi? Evet, evet. 64'te senin 30 Ağustos fotoğrafların efsane gerçekten. Böyle bakıyoruz. Kara havacılık o yılların muhteşem. Çünkü siyah beyaz fotoğrafı ben çok seviyorum. O günlere geliyoruz ama Emin abinin de gönlünde bir uçak var ki o hepsini kolluyor. Emin abi hangi uçak o? Evet, F-4 Phantom 2. Ne hissediyorsun örneğin Eskişehir'e, Konya'ya veya Malatya'ya gidip o uçağı çektiğin zaman? Şimdi Tolga, esas hikaye ne zaman başlıyor biliyor musun? Yaşı benim gibi 70 civarında olanların hatırlayacağı bir döneme götürüyor. Yaş yani 70 değil Emin abi. O yaşları boş verin. İş bitmemiş. İş bitmedi ama merak etme. Yakışır. 65'li 70'li yıllarda Ankara'da sinemaya gidiyordum. Sinemada önceki işte bir hafta sonra oynayacak filmin fragmanı oynardı. O arada tam açılımını bilemiyorum ama ADS haberleri diye bir 15 dakikalık bir film oynardı. Bu yurt dışından, yurt içindeki siyasi olaylar anlatır. İşte Amerika'da şu olmuş, Fransa'da bu olmuş, bizim siyasiler şu olmuş derdi. Onun arkasında yani o bölümün içinde son 7-8 dakikasında Vietnam Savaşı'ndaki olayları anlatır. O bellikilerin bombardımanı, işte F-100'ler doluyor falan derken zaman zaman son dönemlerinde F-4 Phantom diye bir şey çıktı ortaya. Ben o gün o Phantom'a orada vuruldum, aşık oldum. Ondan sonra 74 senesinde Hava Kuvvetlerimize gelen ilk F-4'leri 74 senesinde işte mektup yazdım. 10 gün sonra yazı geldi. Geliyorum dedim. Böyle bir tabii bugünkü teknoloji yok. Sonra gittim. Çok çok güzel ziyaret ettim. O tutku hala devam ediyor. Benim için çok özel bir uçak. Emin abi öyle güzel anlattınız ki işte bir uçakla bir fotoğrafçının aşkı nasıl olur? Bunu şey yaptınız. Uzun yıllar F-4'ler hava kuvvetlerimize, ülkemize hizmet etmeye devam İnşallah. Edecekler. En niyetle uçsunlar. Edecek. Sizler de bizler de bol bol tabii fotoğrafını çekelim. Tabii ki. Tabii ki. İnşallah çekmeye devam edeceğiz. Bir de merak edilen bir konu biraz da sizden dinlemek isterim. Tabii şimdi hava kuvvetlerinde Emin Fındıklı denildiği zaman çok ayrı bir yeriniz var. İzin süreçleriniz nasıl oluyor? Örneğin Anadolu Kartalı tatbikatları oluyor. Hoş bu yıl koronavirüs belasından tatbikat iptal edildi ama her yıl yapılıyor. Ve tatbikatın içerisine spotter günü de resmi olarak yönergesine de girmiş durumda. Sağ olsun değerli komutanlarımızın büyük katkıları var burada. Bu izin süreçleri nasıl oluyor? Biraz böyle bir genç arkadaşlarımıza korkmasınlar, başvursun. Nasıl diyorsunuz? Biraz anlatır mısınız? Tabii. Şimdi genelde bu haberleri biz sosyal medyadan takip ediyoruz. Bazı gruplarımız var. Yoksa şu anda Hava Kuvvetleri her fotoğraf çeken, her spotter'a bir mesaj çekmek gibi bir durumu yapamıyor doğal olarak. Biz buradan haberi aldığımız zaman direkt Hava Kuvvetleri'nin bize vermiş olduğu e-mail adresine müracaatımızı yapıyoruz. Orası bizden istediği bilgileri doğru olarak dolduruyoruz. İşte ekipmanımızı soruyorlar. TC kimliğimiz, adımız, soyadımız. Biz bunları oraya gönderiyoruz. Onlar kendilerine uygun bir şekilde incelemelerini yapıyorlar. Uygun gördüklerini davet ediyorlar. Hatta yakıt kartlarımıza kadar hazırlıyorlar. Şu saatte, şu tarihte işte Konya'da şu üst kapısında olun diyorlar. Biz gidiyoruz. Bizi çok kibar bir şekilde karşılıyorlar. Kartlarımızı veriyorlar. Üste fotoğraf çekeceğimiz yerlere götürüyorlar. İşte bize iaşemizi sağlıyorlar. Kendi imkanlarında yemekhanelerinde yemek yeme şansımız oluyor. Ve isteğimiz doğrusunda yerli yabancıların bize fotoğraf çekimi yapacağımız yerlere götürüyorlar. Çok güzel ortak bir çalışma oluyor ve çok da güzel şeyler çıkıyor ortaya. Tabii bu kurallara riayet ederek biraz önce dediğimiz gibi bir çizgi var. Herkes kimsenin geçmiyor. Uçuş hattına dikkat ediyoruz. Gidip de uçan pitotipine tutunup sallanıp fotoğraf çektirmiyoruz tabii oraya. Evet. Bu, daha da dikkat edeceğiz. Bu konu bizde biraz daha yeni. Zaman zaman işte bazı şahısların farklı davranışları oluyor ama
uygun şekilde ikaz ediyoruz. Zaten üste girmeden önce bizi de ikaz ediyorlar, şunlara dikkat edeceksiniz diye. Ne kadar böyle etkinlikler artarsa bizim insanımız da belli bir eğitim alacak. İnşallah kazası belasız bunları halledeceğiz. Fotoğraf deyince tabii sizin efsane fotoğraflarınız ve videolarınız. Çünkü aynı zamanda bir GoPro takıyorsunuz kameranızın üzerine, fotoğraf makinesi. Profesyonel kamera da kullanıyorum. Kendimin var. Arada da o çekimleriyle gösteriyorsunuz nasıl çekilir diye ders onlar bize. Estağfurullah. Yok, ben şeyleri söylüyorum, gerçekleri söylüyorum. Sizin bu efsane çekimlerinizden biri de İzmir'de, Çiğli'de, pistte böyle muhteşem bir geçiş yapan Türk yıldızları. Kol evet. Fotoğrafları. Biraz onu anlatır mısınız? Nasıl planlandı o? Nasıl o sahne nasıl çekildi? Şimdi o sahnenin çekimi için Türk yıldızlarını gösteriden önce böyle bir geçiş yapıp ileri gösteriye başlayacaklar haberi gelince bir görevli bir arkadaşla beraber pist başına yerimizi aldık. Kol meydanın dışında bir yerde toplandılar ve geliyorlar haberi geldi. Biz her şeyimizi hazırlamıştık ama işte kareye ne girecek ne çıkacak tahmin etmek çok zor ve çok heyecan verici bir andı. Pistin ucunda ufacık şeyler bir anda gözümüzün önüne geldi. Biz zaten belli bir mesafeye geldiğimiz zaman basmaya başladık. Basmamızla beraber üzerimizden geçtiler. O anda zaman durdu. Ve gördüğümüz fotoğraflar çıktı. Fotoğrafçılıkla ilgili benim bir başka sormak istediğim konu. Bundan sonra işte yıllardır çekiyorsunuz. Yurt dışına da mesela gidiyorsunuz. Yurt dışında en son benim hatırladığım Almanya'ya, Alman Hava Kuvvetleri'nin emeklilik törenine gittiniz. Biraz karşılaştırır mısınız oradaki spotter müessesesiyle ülkemizde? Biraz onları biraz anlatır mısınız bize? Şimdi şöyle çok enteresan, Almanya, Avrupa'daki ülkelerde, Rusya'da, Hollanda'da spotter'ın bize göre çok çok daha farklı bir boyutlarda. Yani havacılık sevgisi bizde şu anda gençlerde çok güzel ama benim aklımın yaşlardaki insanlar Türkiye'de pek yok. Ha, bu şeyden geliyor, genç yaşta fotoğrafçılığa başlamamış olmalarından veya imkanlardan kaynaklanıyor. Bakın bugün Avrupa'daki sporcuların yaş ortalaması 50'den sonra başlıyor. Evet. Belki emekli olduktan sonra gençliğinde çalışırken yapamadığı şeyleri yapmak gibi bir davranış içine giriyorlar. Dolayısıyla sayıları çok yüksek ve çok bilinçli insanlar. Yaptıkları işe çok değer veriyorlar, yapılan işe saygı gösteriyorlar. Çok güzel birlik beraberlikleri var. Umarım Türkiye'de de bu sayımız artar. Bu kültür, çünkü bir havacılık kültürünün oluşmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yıllardır işte siz başladınız, bizler bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım bu kültür oluşur ve bir şekilde de buralara gider diye umuyorum. Bir sorun da şeyle... Biraz zamana ihtiyacımız var bu konuda Tolga. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bilinçlenelim. Güzel şeyler çıksın. Bunları takdir edelim. İnsanların hevesini kırmayalım, üzmeyelim. Birbirimize yardımcı olursak çok çok güzel şeyler yapacağız. Uzun yıllardır yaptığınız çekimlerde ya şu uçağı çeksem, şu pozisyonda olsam, işte ne bileyim havadan şöyle alsam, böyle alsam gibi bir hayaliniz var mı? Pratikte havadan havaya çekim yapmak istedim. Fakat jet yüksek performanslı uçaklarda sivillerin uçmaması yasası nedeniyle uçma imkanım olmadı ama TRT'de görev olduğumuz zaman her türlü helikopterle, tanker uçakla havadan havaya çekimler yapma imkanım oldu. Her zaman çekmek istediğim uçak tabii ki F-4 Phantom ama idealimde sevdiğim bir uçak daha var, A-10. Çok çirkin olabilir, yamuk yumuk olabilir ama görünüşü benim çok hoşuma gidiyor. Kuvvetimiz de olsaydı çok güzel bir şekilde kullanabileceğimiz bir uçaktı. Onun etrafında şöyle evire çevire onu bir çekmek isterim. Geçtiğimiz Kasım ayında Dubai'de yapılan havacılık fuarında A10'un yanında böyle bir getirmişlerdi Amerikalılar. Ondan sonra böyle bir 30 milimetrelik topuyla şöyle alıp topunu bir selfie yaptı. Ama
Emin abi F4 daha yakışıklı ya. Valla işten bir kez söyleyeyim tabii. Ben. Bak 58 model halen uçuyor. Uçurabiliyoruz. Bunu başarıyla yapıyoruz tabii, ve tabii. Taktik olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla şekilde kullandık muharip olarak. Ondan sonra ki bu uçak Tolga'cığım cetvel, pergel, gönyeyle yapılmış bir uçak. Evet, evet. Şimdiki bilgisayara koyayım da o kendisi çizse bir şey değil. Çok büyük aşamalardan geçti. Çok çok farklı modelleri var. Aynı zamanda uçak temizliğinin kalkma özelliği var. İşin hammalı. Evet. Taşıdığı yük kapasitesinde şu anda günümüze ulaşan pek uçak yok gibi. Ayrıca da çok çok sağlam bir uçak. İşte geçen gün Cem kardeşim anlattı. Nereden baksan harika bir şey. Harika bir şey. Uzun yıllar uçsunlar ki biz de keyifle uçsunlar. Gidelim. Kazasız, belasız, emniyetli fotoğraflarını çekin. Ben haberlerini yapayım, videolarını yapayım. Bu şekilde devam etsin. Oh, harika. Süper. İnşallah. Süper. İnşallah. Harika. Emin abi çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet yaptık. İnşallah bizlerin neslimiz sizlerin çektiği fotoğrafları sizleri gayet iyi tanısa da genç arkadaşlarımız Emin abimizi tanımaları gerekiyor. Muhakkak hatırlayacaklar tamam. Çektikleri fotoğraflardan. Çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadınız, vakit ayırdığınız için. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tolga'cığım ben de çok çok teşekkür ediyorum programına beni davet ettiğin için. Ben öncelikle havacı kardeşlerim, arkadaşlarıma emniyetli uçuşlar, fotoğrafçı arkadaşlarıma da bol ışıklı günler diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun Emin abi. Tolgozbek.com'da bugünkü konumuz Emin Fındıklı'ydı. Havacılık fotoğrafçılığı, spotterlık üzerine 56 yıllık bir tarihi konuştuk. Siyah beyaz film günlerinden başladık, dijitale doğru, günümüze doğru geldik. Emin abiye çok teşekkür ediyoruz. Her gün saat 19'da bu koronavirüs salgını nedeniyle videolarımız devam edecek. Bugün bağlantımızı yine Zoom üzerinden yaptık. Zaman zaman ses ve görüntüyle ilgili kalitesizlikler, kopmalar olabilir. Özür diliyoruz. İnşallah sağlıklı günlere kavuştuktan sonra Emin abiyle ve diğer konuklarımızla yan yana videolar çekmek isteriz. Bizlere lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Videolarımızı beğenin, paylaşmayı unutmayın. Hatırlatmaları da lütfen açın. Aynı zamanda detaylı havacılık haberleri de tolgozbek.com sitemizde. Bize info@tolgozbek.com mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.